HDI Sigorta sunar. Şimdi arkadaşlar bir şey örneğin Don Cebeli Tarık maçına. Halil Dervişoğlu Morut Sönü de çok oynadı. Halil Dervişoğlu mavi var mı mavi? Mavi var. Var orada. Bunlar Cebeli Tarık olsun. Bunlar Cebeli Tarık savunmaları. Burada gelen topu bu da topumuz olsun. Sarıyı da top yapalım. Top geldi Halil'e. Halil tık yaptı ve koştu. Şimdi bu ne? Bak bu tekte oynama. Bu hız. Hız. Rapid yani. Rapid. Bu da movement abi. Speed. Bu da movement. Rapid Vienna başka. Ha. Şimdi bu yani çabuk. Yani çabuk ve hareket. Yani çabuk oyna hareket et. Bunu yaptığın zaman dağıldı adamlar. Şimdi bu geldin, tuttun, döndün. Verdin, bekledin, bitti. Bizim Türk futbolcularda şöyle bir şey var abi. Ben pası verdim abi. Koşma yok. Halil'de o şey var. Yani altyapı var. Ne yaptı adam? Pası attı, koştu. Buradan tık aldı, golü attı. Şimdi Halil'le Kerem'in Göztepe maçını hatırlayın. Göztepe savunması önlem alamadı. Hıza önlem alamazsın. Çabukluğa önlem alamazsın. Çalıma önlem alamazsın. Hızlı düşünmeye hiç önlem alamazsın. Hızlı çok, evet. çok hızlı düşünmeye. Halil Dervişoğlu bu anlamda iyi bir transfer. Böyle Hollanda altyapısı. Yani Türk çocuğu iki o ayrı ama tabii. Hollanda altyapısı da ben sevindim. Demek ki Türk çocuğunun yeteneği eksikti. Sen de öğret abi. Tabii abi. Sen mesela Barış Alper Yılmaz gayet iyi abi. Evet. Daha ön tarafta hızlı oynanabilir Barış, Kerem. Şimdi Fatih Hoca'nın bence yapması gerekenler. Bir, Mustafa Muhammed kaldı artık. Yok Bordeaux'a gitti gitmedi. Mustafa Muhammed o ilk geldiği seviyeye dönüştürürse Galatasaray şampiyon şansı artar bir. İki, doğru. Feghouli abi kaldıysa... Bu olmaz mı ya Feghouli? Bir ara bunu deniyordu çünkü. Ne? Alıp dönme oyuncusunu deniyordu. Regista'yı Feghouli'ye deniyordu ya. İkili de oynatabilir. Zaten şeysin. Hayır. Orada zaten defansif açıdan çok zayıf bir karnın var. Hiç gerek yok. İyice zayıflarsın. Kaldıysa Feghouli'den de yararlan. 3-4-3'e geçersen Feghouli tabii faydalanacaksın. Tabii. Ya. Mesela Morusan oynayamıyor. Morusan o maçı iyi değil. Feghouli girecek yerine canım yani. En yakın kalibide evet. Oyuncu o yani. Mesela oraya bir Çikaldao'yu çekeyim. Berkan'ı buraya alayım. O da olabilir. Tabii de maçın gidişatına göre abi. Feghouli'ye sen maaşı ödüyor musun? Evet. Faydalanacaksın. Mustafa Muhammed devre arasında istiyorsan satarsın. Evet. Ama o seviyeye döndürürse ilk geldiği seviyeye Galatasaray kazanır. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Fatih Hoca ben çok daha iyi bilir. Çünkü o seviyede onu ev hanımını çağıracak, getirecekler buraya. Başka çare yok. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Yani ben oyuncunun performansına bakıyorum. Ben çözüm söylüyorum. Performansın düşme sebebi de bu diyorum. Bir şey söylemiyorum. Ben sana öyle değildir de. Baba devamlı alemlerde. Ben bilmem. Ben oyuncunun performansına bakarım. Neden düştü? Kendi sorunu, kulübün sorunu. Gelelim diğerlerine. Şimdi Galatasaray'da şu cedir de yazalım abi. Şimdi Aytaç Kara şimdilik tam takıma bir adapte olmadı. Olmaz abi Aytaç. Ama bak bir şey söyleyeceğim. İşte. Olmaz diyorsun da. Olmaz. Aytaç falan. Çok maç var abi. Galatasaray. O tabii de yani. Oynar. Galatasaray seviyesi diye bir şey var abi. Avrupa Kupası'ndaki grubu. Bundan 3 sene önce Şampiyon Ligi grubu desek evet, herkes tabii. inanırdı. Tabii. Bir kere bunun bir altını çizelim. Evet. Öyle çok iyi falan, çok şanslı bir kura falan çekmedi Galatasaray evet. bu sefer. Tabii. Ha. O zaman çok oyuncu devri daimi olacak. Aldığın oyuncu değerlendireceksin Serdar'cığım. Yani evet, olmaz evet, diyorsun. Tabii. Haklı çıkabilirsin. Bir şey demiyorum ama olduracaksın abi. Niye aldın o zaman? Ben bunun peşindeyim. İşte o ücret bedava geldi. Nasıl oldurdun bir ara? Evet. Öbürlerini o zaman almayacaktın yani şimdi. Öbür oyunculara gelelim. Hakikaten Galatasaray o dönemde çok yoğun bir maç trafiğine girecek. Yavaştan fizik kondisyon seviyesini düzelmesi gerek ve şimdi Muslera'ya gidiyorum. Abi, bir zamanlar senin, bir zamanlar değil. Mesela bundan 2 sene öncesine kadar. Altay'ın ilk sezonu dahil. Ligde en iyi kaleci Uğurcan. Uğurcan vardı en yakın. Şimdi Altay var. Uğurcan var. Diğerleri de geliyor. Bakıyorsun İrfancan Eribayat'a. Şimdi Muslera sezonu çok iyi başlamadı diye hep böyle gidecek diye bir şey yok. Bu senin efsane oyuncun. Tabii. İnan başka kaleci hata yaptığı zaman Galatasaraylılar 5 üzülüyorsa Muslera yapınca 10 üzülüyorlar. Kıymetlisi. Abi oyuncuyu geri döndüreceksin. Yani, asıl zirve performansı. Döner. Muslera döner abi. Kalecidir. Sakatlık geçirdi. Yaş olgunlaştıkça daha da iyi olabilir hatta. Ben sana onu söyleyeyim yani. Bu seviyeden daha iyi kaleci. Muslera Galatasaray'da oynadığı bu sezon evet. ilk bir aydan daha iyi. Onu kesin yapacaksan şeyi soracağım sana. Yardımcılar meselesi. Milli takımda konuşuyoruz. Galatasaray'da peki şu ana kadar sence değiştirilen yardımcılardan gerekli verim ben Galatasaray'ın ben yardımcı konusunda hata yaptığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Öyle mi? Tabii. Yani ben artık bu teknik ekibinin böyle iki tane yardımcıyla falan olmaması. Yani kulübeden çık itiraz etten öte bir şeyler katmaları lazım. Bir de mesela Türk oyuncu oynatmak zorundasın 3 tane. Şimdi Galatasaray burayı 5 tane bak 5 oyuncuyu yabancıdan oluşturuyor şurayı.
4 stoper. Yani 4 tane defans oyuncusunun artık ve kaleciyi 5 tane. O zaman buradaki 6'dan 3 tane Türk bulman lazım. Şuradaki 6'dan 3 tane Türk bulacaksın. Yarı yarıya Türk. Berkan veya Taylan. Kerem Halil. Halil. Başka çaren yok yani. O zaman artı Barış Alper. İşte o zaman geri kalan 3 kim? Şimdi geri kalan 3 çok önemli. Çok zor onun işte kurgulamak Cagne yalanın mi? Sınırında. Cagne mi? Mustafa mı? Feguli mi? Çıkaldao mu? Morutan mı? Daha bir de Getson'u istiyorsun. Getson mu? O zaman burada sol bek kim mesela? Burada en zayıf halka bu. Bunu yedin diyelim. Yok sol bek Ömer Bayram mı? Yani bu sıkıntılar var. Bu Türk işi var ya. Büyük sıkıntı yani. Öyle. Bu kadro mühendisliğinde. Ama 3-4-3'e geçerse Galatasaray hem Van Aanholt konusunda tabii daha yüksek verim alır. Hem de Sasha Boye'de orada çok ama işte hoca onu yapar mı? Yapar mı işte hoca? Abi geçen sene yaptı. Böşer denedi. Asıl şimdi denemesi gerekmiyor mu? Hele hele Marko yokken. Bak Marko yokken. Marko daha kaç maç oynamayacak? Geriden top çıkmıyor abi. Dörtlü savunmada Marko yokken Galatasaray'da. Melo, Fernando klasında oyuncu yokken. Seri yokken. Getson yokken. Bunların hiçbiri yokken çıkmıyor top. Marko yokken hiç çıkmıyor top. O zaman ne yaparsın topu daha iyi çıkarmak için? Fatih Hoca söyledi bunu ya. Hocanın dinleyip öğrendiğim şeyi söylüyorum. Savunmaya bir oyuncu daha eklersin. Topu daha rahat çıkarmak için. Evet. Yani üçlü savunması defansif açıdan daha az pozisyon vereyim diye değil ki. Daha çıkabilmen için. Daha iyi çıkabileyim diye de. Doğru. Belçika sırf bu yüzden üçlü savunmaya geçti. Tabii, tabii, öyle doğru. Açıkladı Roberto Martinez. Çok iyi hatırlıyorum. Manchester United, Manchester City'yi boğmuştu. 30. 35. dakikada. Yani, Guardiola stoper aldı oyuna. Stoper. Yani, oyuna stoper aldı. Dediği doğru. Ve daha da ofansif oyuncular. Sonra taka taka çıktılar, yendiler. Ve daha da ofansif oyuncular. Tabii. Daha çok pozisyon buldular. Yani burada şu Galatasaray'la ilgili benim söylemek istediğim şu. Bu mühendislik işi çok zor Galatasaray'da. Bak bunu Beşiktaş'ta öyle böyle çözdük. Oraya Kerem'i koyduk. Buraya Rıdvan'ın Ömer'e kaleciden çözüyorsun bir kere. Kaleci işinden çözüyorsun. Fener'de kaleciden büyük avantajım var abi. Trabzonspor'da kaleciden büyük avantajım var. Bir kere geri kalan 9'da, geri kalan 10'da 2 tane abi. 10'da 2. 10 tane de 2 tane yedirirse bak. Ona rağmen Trabzonspor'da İsmail'in yerine bir adam alalım mı diyor adam yani. Ona rağmen burası zayıf halka kalıyor. Fener öyle böyle. Hadi Mesut'u koydu. İrfan'ı koydu aynı yere diyelim. Altay Mesut, İrfan Mesut halletti. Ulan 3. Türk kim diyorsun? Ya Ferdi mi oynasa falan diyorsun işte yani. Demek istediğim bu 3. Türk Trabzon, Beşiktaş ve Fener'de bile problemken Galatasaray'da buradaki beşliği zaten yabancı yaptığın halde ön taraftaki altılı da 3 tane bulacaksın. Ciddi bir mühendislik ister. Galatasaray bir tane böyle Halil Dervişoğlu seviyesinde. Halil Dervişoğlu maaşını oynayabilecek. Türkiye Bekle. Cumhuriyeti vatandaşlığı olan bir defansif orta saha almalı. Bulmalı, evet. Almalı yani. Arayıp taramalı ki scout ekibi gayet iyi tarıyor ediyor. Ha şu var ama. Bunu yapmak zorunda değiller kardeşim. Burası böyle pasaport müdürlüğü değil yani. Ya elbette öyle canım ama. Ama Andili Endoğan işine ya, benzer. Ya işte aldın abi. Ama maalesef oldu abi işte maalesef oldu. Yani dolayısıyla burada hem mühendislik anlamında hem de yeni taktik üretimi anlamında aslında iş biraz bu sene diğer bütün yıllardan farklı olarak Fatih Hoca'da. Bak valla şuraya Mortusan, burada böyle Kerem Aktürkoğlu, burada Halil Dervişoğlu. Acayip akıcı bir oyun bir kere baktı. Tabii tabii ama o zaman işte Cagney, Mustafa'yı falan oynatmıyorsun. Berkan'dan birisi. Ben değil. Mecbur oynatmıyorsun yani. Ben değil yani hoca herhalde bu oynarken Halil Dervişoğlu burası için biçilmiş kaptan ya bu oyun için. Çünkü aslında Halil Dervişoğlu buranın da oyuncusu ya biliyor musun? Yani öyle bir özelliği de var. Yani onu direkt Mustafa Muhammed gibi işte hedef santrafor olarak kullanmana gerek yok. Veya Cagney gibi topları bana atın abi ben süreceğim atacağım değil ki. Tabii bayağı hepsi hızlı oynayabilen, oyuncu doğru. Tak 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 tak. O zaman işte burada Çıkaldao falan. İşte buraya da Morusan gelecek tabii. Morusan buraya gelince zaten Halil'in hareketleriyle Morusan pratikte 10 numara gibi olacak. Bak. Bunları nereden ilk defa izleyen varsa Ali Ece nereden çıkıyor? Nereden çıkacak abi? Atalanta'da falan böyle yapıyor adam. Neydi o şey işte? Önce İliçiç. İliçiç'ten önce bir tane daha vardı. Sonra kavga etti Gasperini Hoca. Gönderdi ama Papu Gomez. Hah, ligin tozunu atıyordu. Avrupa Kupası'nda falan da iyi oynuyordu. Tabii. Abi zaten onları böyle bunlar kariyeri boyunca 10 numara oyuncu. Birini santrafor yaptı, öbürünü kenar forvet yaptı. Tabii. Bu oradaki böyle şeyi açar tıkalı damar. Çünkü Fatih Hoca 4-1-4-1'de ısrar ederse devamlı oraya onu oynatalım ama pasaportu var mı? Hı, o bilmem tabii. Ne mi? Gümrük Bakanlığı'ndan tecrübeli biri de alsın yanına. Yani. Aynen anladın mı? Ya. Çok Allah saçma çok. Bir şey yani. O yüzden bu ileri üçlü var. Morsuna da yer buluyorsun hem. Abi çünkü bu 3-4-3 de böyledir abi. İleri üçlüden ikisi de böyle koşucu, driplingçi, Kerem Aktürkoğlu gibi olmaz. Bir tanesi daha işte Feguli, Morutsan. Bu tarz oyuncu. Bir de hoca dedi ya,
Gezal olmasa da Mezal istiyorum demiş hani. Evet. Yani Gezal tipi oyuncu istiyorum. Gezallaştırabileceğin oyuncu elde bu oyuncular yani. Yapacak bir şey yok. Bu sene hocanın daha zor bir sınavı bu var. Bu sene Fatih Hoca'nın... Yani bu sene Galatasaray iyi de gitse kötü de gitse Fatih Hoca'dan. Çünkü hem bu planlamayı yapması önemli. Hem de stratejisi ve taktiğine bakacağız. Ancak transferin bitmesine şurada işte 1,5 gün kaldı. Bakalım bir o bahsettiğimiz alıp dönebilecek oyuncuyu alacaklar mı? Saati söyleyelim. Ondan sonra yeniden konuşmamız lazım. Programın çekimi pazartesi, bugün böyle 6 Eylül pazartesi 16.40'da bitti şu anda. Ve biz bütün bu ihtimalleri buna göre konuştuk. Program yayınlandıktan sonra o geldi, bu geldi olursa niye konuşmadınız demezsiniz herhalde. Çünkü saati aynen de açıkladım. Öyle. Keşke bizim böyle programlardan önce açıldı. Keşke transfer bu kadar sona bırakılmasa Türkiye'de. Keşke diğer büyük liglerle. Yani daha büyük lig olarak tabir edelim. Bari, bari yani. Ya mesela ikisi perşembe UEFA'ya bildiriyorduk ya. Hı hı. Ya bu pazar bitirin artık ya. Bak şu şey var. Pazar bitir, beşinde bitir abi. Bak. Senden daha iyisini geçmek istiyorsan senden daha iyisiyle ve aynı böyle torbada, aynı borsada olacaksın senin alacağın dilden. Aynı borsada olacaksın ki kendini geliştirebilirsin. Aynen öyle abi. Tabii böyle sona bıraktık. Ben baktım en son transfer nerede bitiyor falan. Tabii. Ülkeleri yani söylemeyeceğim. Gittiğin lig orası maalesef. Biz oraya doğru gitmemeliyiz. İşte oraya doğru gidiyoruz. Ne yazık ki oraya gidiyoruz. Neyse. Arkadaşlar yani ayın 8'inde şu transferler bir bilsin. Fener bir tane daha alıyor mu? Beşiktaş son dakikada bir stoper daha indiriyor mu? Galatasaray işte bu orta saha Getson'u Metson'u birisini İndirme alıyor mu? İndirme derken bu böyle download gibi mi? Yani download abi. Sayfaya. Download işte mesela. Onlara bir bakalım. Onlara bir bakalım. Nasılsa vaktimiz çok. Zaten Şampiyonlar Ligi şu bu da başlıyor. Şu transfer işi de bitsin de biz de bir rahatlayalım. Siz de bir rahatlayın. Ondan sonrasına bakalım hep beraber. Yağız Sabuncuoğlu da şöyle bir dinlensin ya. O nedir ya? Eskişehir'e gidiyor. Ailesinin yanında hala son dakika o takımda şu oldu. Transfer dönemi öyle. Bir de bitmiyor abi. Çok uzun sürüyor yani. Bitmeyen transfer dönemi. Şeyde de öyle aynısı olacak. Bak, ayrıca kardeş. Gördüğünüz gibi bitmeyen transferin bitmeyen programı oldu. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. HDI Sigorta sundu. Her zaman, her zaman.